Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin'de görev yapan gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Gazetecilik mesleğinin zor ve bir o kadar da önemli bir misyon üstlendiğine değinen Başkan Kocamaz, "Hepimiz Mersin'i çok daha iyi yerlere getirme gayreti içerisindeyiz" diyerek Mersin ortak paydasında buluşmak için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Öncelikle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Bu akşam bizimle beraber olmak için buraya kadar zahmet edip geldiğiniz ve bu mekanı şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, gazetecilik gerçekten çok zor bir meslek ama bir o kadar da kutsal bir meslek. İnsanların gününü gün ettiği, rahatını düşündüğü, karda, kışta, sıcakta kendisine sığınacak bir yer aradığı dönemlerde gazeteci haberin peşinden koşarak nerede ne varsa onu tespit edip vatandaşla, halkımızla buluşturmak, halkımızı bilgilendirmek amacıyla yoğun bir gayret içerisinde. Tabii ki halkımızın bilinçlenmesi lazım. Tabii ki ülkemizin, özellikle de gençlerimizin her şeyden haberdar olması lazım ve bilgili, birikimli bir şekilde geleceğe yön vermesi gerekiyor. Tabii basın her konuda halkı haberdar edebilmek için koşuyor, koşturuyor, zaman zaman tepkiler alıyor, zaman zaman yanlış anlaşılmalara neden oluyor ve zaman zaman da maalesef çileler çekmek mecburiyetinde kalıyor. Bu ülke hepimizin, bu ülkeyi hep birlikte geleceğe taşımak durumundayız. Eğer bir yerde yanlış bir olay varsa onu mutlaka tespit edip hiç olmazsa bundan sonra olabilecek yanlış uygulamaları, yanlış olayları önlemek maksadıyla herkesin bilmesi, duyması gerekiyor. Bu konuda sizler gerçekten çok büyük bir özveriyle hareket ediyorsunuz. Son günlerde Mersin'in gündemini işgal eden balık çiftlikleri konusunda yaşananları anlatan Başkan Kocamaz, "Ortak paydamız Mersin" dedi. İnsanların doğum yerini tercih şansı yok. İnsanların anne babasını tercih şansı yok. İnsanların kimliğini, kökenini tercih şansı yok. Ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hepimiz Mersin'de yaşıyorsak, ekmeğimizi Mersin'den kazanıyorsak, havasını soluyup suyunu içiyorsak, demek ki burada hoşgörü ortamını geliştirmemiz, birbirimize tahammül göstermemiz ve bir ortak payda etrafında birleşmemiz gerekir diye düşünüyorum. İşte bu ortak payda Mersin olmalı. Şayet herkes bir ucundan çekmeye çalışırsa, aynen özellikle Suriye'de ve değişik bölgelerde yaşandığı gibi kaos ve kargaşa ortamına sürüklenmemiz işten bile değil. Tabii değerli arkadaşlar,
son yine Mersin'in gündeminde olan konulardan bir tanesi de balık çiftlikleri olayıydı. Bununla ilgili zaman zaman mecliste de konuşmalar yaptık. Orada da bunlar tartışıldı. Tabii ki biz yatırıma karşı değiliz. Memleketimize yatırım yapılsın, ekonomiye katkısı olsun, istihdama katkısı olsun. Ama bu tür çevreyle ilgili sıkıntılar yaratacak tesislerin mutlaka açık denizlere yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü Mersin'in kıyılarında 8 tane karboğazı hariç 7 tane turizm bölgesi ilan edilmiş yer var. Biz bir taraftan Mersin'in önünü açmak üzere gerek istihdama katkı sağlamak, gerekse ekonomiye katkı sağlamak düşüncesiyle bu yatırımları çekmeye çalışırken, diğer taraftan onun burnunun dibine getirip yaklaşık 600 metre mesafeye getirip bu tesisleri kurmanın hiçbir anlamı yok. Tabii biz bunları Sayın Bakan'la da, Çevre Bakanlığı'yla da görüştük. Bu işlerin biraz açıklara götürülmesi gerektiğini söyledik. 0.6 mil mesafeye, yaklaşık 1 metre mesafeye yapılması düşünülen bu tesislerin en az 3 katına çıkarılması gerektiğini söyledik. Hatta Sayın Bakan bana kaç kilometre sizce uygun olabilir dedi. Dedim vallahi 10 kilometre ileriye gitsinler. Gözde görülmeyecek yerlere gitsinler. Zira kıyıya ne kadar yakınsa bunun sakıncası da o kadar artıyor. 10 kilometre çok deyince dedim o zaman en az 5 kilometreye gitsinler. Şimdi 1.8 mil gibi düşünülüyor. 1.8 milde yaklaşık 4 kilometre, 4-5 kilometre arasında bir mesafe yapıyor. Ama dediğim gibi bizim talebimiz daha da ilerilere götürülmesi. Niye sahile yakın yapmak istiyorlar? Ötelediğiniz zaman bunun maliyeti artıyor. Ulaşımı zorlaşıyor. Onun için mümkün olduğu kadar sahillere yapmak için böyle bir çaba sarf ediliyor. Bu konuda hepimizden destek bekliyoruz. Yani dediğim gibi biz yatırımlara karşı değiliz. Ama yatırımların gelecekte telafisi mümkün olmayan sonuçlara gitmesinin de hep birlikte önüne geçmemiz gerekiyor. Başkan Kocamaz, son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin'e kazandırılan hizmetler hakkında bilgiler vererek kısa zaman sonra hayata geçirilen projelerin basın mensuplarına tanıtılması için bir gezi düzenleneceğini söyledi. 20 yıllık Tarsus tecrübemiz, burada da 4 yıl geçti. 24 yıllık tecrübemizle biz Mersin'e hizmetlerin en iyisini sunmaya, bu kentte yaşayan bütün insanların mutluluğunu artırmaya gayret ediyoruz. Dediğim gibi sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. İşimiz kolay değil, zor. Ama bizim işimiz de çok zor. Hep birlikte bu zorluğun altından kalkacağız. Sizlerin sıkıntılarını biliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren de mümkün olduğu kadar bütün basın kuruluşlarına dolaylı da olsa destekler vermeye çalışıyoruz. Gücümüz nispetinde. Tabii ki herkesi mutlu etmek, herkesi memnun etmek zor. Ben bir kez daha bu güzel gününüzü kutluyorum. Allah sizlere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir görev süresi versin.
Allah ömrünüzü uzun etsin diyorum. Daha güzel günlerde Mersin'in geleceği adına birlik ve beraberlik içerisinde birleşmek, bütünleşmek adına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.